Bugünlerde bilgisayar, neredeyse hayatın her alanında kullanılmaktadır. E-postada, sosyal medyada, işte, oyunlarda. Asıl soru, bu teknolojinin nereden geldiğini, ilk bilgisayarı veya ilk modern bilgisayarı kimin icat ettiğini biliyor muyuz? İkisi arasında bir fark var mı? Gelin birlikte bakalım. Bilgisayar nedir? Bilgisayar, bilgi alınabilen, bilgi veya sinyal olarak, bir sonuç üretmek için bir program tarafından, önceden belirlenmiş bir dizi işlemi gerçekleştirebilen, elektronik bir aygıt olarak tanımlanır. İlk bilgisayarlar, alışık olduğumuz günümüz markalardan çok farklı bir boyuttaydı. Röleler, telefon ekipmanları ve vakum tüpleri kullanan, mekanik olarak büyük boyutlu cihazlardı. Daha sonra PC veya kişisel bilgisayar terimi ortaya çıktı. Bunlar, düşük maliyetli satılan ve onları etkili bir şekilde tüketim malları haline getiren ilk mikroişlemcinin geliştirilmesinden kaynaklanmıştır. PC terimi, masaüstü, dizüstü bilgisayar veya tablet dahil olmak üzere çok çeşitli alanları kapsar. Bilgisayarın tarihsel gelişimi. 1977 yılı ev bilgisayarlarının ilk dalgası olmuştur. Bunlar, ilk ayda 10.000'den fazla satan TRS-80'lerdi. Yeni piyasaya sürülen MOS, 6502 mikroişlemcisini kullandı. 4 kilobayt veya 8 kilobayt RAM'le sunuldu. Temel programlama dili ve kaset depolaması kullanıldı. 1978'de, disketler piyasaya sürüldü. Ve önceki sürümler olmasına rağmen, PC için çok pahalıydı. CD'nin piyasaya sürülmesine kadar, PC için veri depolamanın en yaygın şekli oldu. 1981 ilk dizüstü bilgisayarın ve taşınabilir cihazların doğduğu yıl oldu. Bu yıl hem Osborne 1, hem de Epson HX20 piyasaya sürüldü. Osborne 1, 11 kilogram ağırlığındaydı. Epson, 120-32 piksel LCD ekrana, küçük bir yazıcıya ve yeniden şarj edilebilir bir pile sahipti. Bu yıllarda, IBM 5150 birçokları için unutulmaz PC'ydi. Çift disket sürücüsü, 64 kilobayt RAM ve başarılı BIOS'a sahipti. Aslında o kadar başarılıydı ki, Compaq, Dell ve HP'de dahil olmak üzere, IBM uyumlu olarak adlandırılan bir grup yeni şirkete yol açtı. 1982 yılında, Commodore 64 üretimi başlanmıştır. 1994 yılına kadar, 20 milyondan fazla satarak, o zamana kadarki en çok satan tek kişilik bilgisayar oldu. Ayrıca bu zamanlar, perakende mağazalarındaki düşük maliyeti ve kullanılabilirliği nedeniyle, diğer tüm bilgisayarların toplamından daha fazla satıyordu. Bu aynı zamanda, 8.000 doların üzerinde bir maliyete sahip olan, esas olarak, NASA, ordu ve diğer kuruluşlar tarafından kullanılan, Grid Compass 1100'de dahil olmak üzere, ilk flip tarzı dizüstü bilgisayarların ortaya çıktığı yıldı. 1983, dokunma teknolojisi için büyük bir yıldı. Gavel'ın SC bir dizüstü bilgisayar olarak, ilk reklamı yapılan ve dünyanın ilk dokunmatik yüzeye sahip bilgisayarıydı. Diğer bir dokunmatik ekran teknolojisine sahip, HP 150'de piyasaya sürüldü. Monitörün ön tarafına yerleştirilmiş kızılötesi ışınlardan oluşan, yerleşik bir ızgaradan parmak hareketleri algılandı. Ancak, sensörler toz toplayarak çok fazla temizliğe ihtiyaç duydu. Dokunma teknolojisi, birçok markanın cihazlarında kullanılmaya başlanmasıyla, ustalaşması zor bir kavram oldu. Bu yüzden, Apple da dahil olmak üzere, birçok firma daha basit bir sisteme gitmeyi seçti. Ayrıca CD-ROM'un da ortaya çıktığı yıl oldu. 1984 yılı, Apple'ın saltanatı Macintosh ile devam etti. Modern bilgisayarın hayati parçası olan, grafik kullanıcı arayüzü çıkmaya başlandı. 1985'te Windows 1.0 doğdu. Mac grafik kullanıcı arayüzünü Windows'a verdi. Gates tarafından açılır menüler, simgeler, kaydırma çubukları ve bilgi kutularının yanı sıra, çok sevilen, PC kullanıcısı için tasarlanmış benzersiz yazılım olan, Microsoft Paint kullanıldı. 1988 yılında Compaq SLT-286 piyasaya sürüldü.
VGA ekranını ticari olarak kullanan ilk dizüstü bilgisayar oldu. Tim Berners-Lee, 1990'da World Wide Web'i, yani WWW'yu kurdu. Böylece, bize bildiğimiz internete ilk bakışı vermiş oldu. 1993 yılına gelindiğinde, Microsoft kurumsal profesyoneller için geliştirdiği, yeni ürün serisi Windows NT'nin ilk sürümü olan NT 3.1'i tanıttı. Başka bir grafik kullanıcı arayüzüne sahip tarzı ve 1.0'daki gelişme, Microsoft ve Apple arasında yasal sorunlara yol açtı. Apple Power Macintosh, 1994'te piyasaya sürüldü. Dijital medya ve grafik tasarımcılarını hedefleyen, üst düzey bir PC ile kullanıcılarıyla bağ kuruldu. Ayrıca bu yıl, Netscape tarayıcısı doğdu. Böylece, web'e erişen yeni bir insan dalgasına yol açtı. 1995 yılında, en çok hatırlanan işletim sistemi, Windows 95 ortaya çıktı. Büyük başarısı nedeniyle, uzun süre ön planda olan sistem oldu. Windows 95, tak ve çalıştır konseptini kullanan, ikonik başlat düğmesine, görev çubuğuna ve simge durumuna küçültme ve eski düzeye çıkarma, kapatma seçeneklerine ve yerleşik internet desteğine sahip, ilk Windows işletim sistemiydi. 1998'de, herkesin sevdiği arama motoru olan, Google doğdu. Google, ihtiyaç duyulan web taramadaki birçok gelişmeyi getirdi. Daha fazla insanı çekmeyi başararak, internet kullanıcı sayısını artırdı. 1999 yılına gelindiğinde, Apple kablosuz platform için Wi-Fi yuvasına sahip ilk cihaz olan, iBook'u piyasaya sürdü. Diğer markalar da bu durumu hızla takip etti. 2000'de ilk USB flash sürücüler satıldı ve veri yönetimi tekrar geliştirildi. Günümüzün en popüler işletim sistemi olan Windows XP, 2001 yılında piyasaya sürüldü. Uzak masaüstü, sistem geri yükleme ve dosya şifreleme sistemi de dahil olmak üzere en son teknolojiyi destekledi. Yine 2001 yılında Microsoft Tablet PC, adından da anlaşılacağı gibi, ilk gerçek PC tarzı tablet üretimi başlandı. Ekran kalemi tabanlı bir dokunmatik ekran kullanıldı. Windows XP tablet sürümünü çalıştırdı. Ancak, ağırlığı nedeniyle çok az başarı elde etti. Bu yıl, aynı zamanda 1 milyar bilgisayarın resmi olarak satıldığı yıldı. Tarihler 4 Şubat 2004'e geldiğinde, Facebook kuruldu. Ev bilgisayarları için ezber bozan bir yıl oldu. Ayrıca Skype, basit ve daha ucuz bir internet iletişimi olarak piyasaya sürüldü. 2005 yılında Lenovo IBM'i satın aldı. Ayrıca, YouTube da bu yılda ortaya çıktı. 2006 yılına geldiğimizde, Microsoft'un en büyük başarısızlığı olan Windows Vista piyasaya sürüldü. Sınırlı miktarda uyumlu sürücü gibi çok sayıda sorunlarla, zamanından önce piyasaya sürüldü. Asus 2007 yılında, Intel tarafından ortaya atılan Netbooks adlı ilk ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar olan, EE'yi piyasaya sürdü. EE, küçük boyutu, düşük maliyeti ve ağırlığı nedeniyle büyük bir başarı elde etti. 4 GB disk ve 7 inç ekrana sahipti. Sürümlerini yayınlayan diğer birçok marka ile, yeni bir bilgi işlem dalgasına yol açtı. Teknik olarak ev bilgisayarı olmasa da, bu yıl Apple iPhone piyasaya sürüldü. Böylece birçok insan PC'lerden uzaklaştı. 2009'da Windows 7, bunca yıldan ve piyasaya sürülen yeni sürümlerden sonra, hala birçok şirketin aradığı seçenek olmuştur. Windows 7, dizüstü bilgisayarların başarısını ve hareket sırasında bağlanma ihtiyacını fark ettikten sonra, kablosuz çağ için oluşturulmuştu. En tanınmış tablet olan Apple iPad, 2010 yılında doğdu. 9.7 inç dokunmatik ekran ve mevcut uygulamaları ile, kısa sürede büyük bir hit oldu. Bu durum sonrası, Android tabanlı cihazlar piyasaya akın etti. 2012 yılında, çıkarılabilir klavyesi ve standı ile, dizüstü bilgisayarın kullanılabilirliğine sahip bir tablet olan, Microsoft Surface piyasaya sürüldü. Bu aynı zamanda dokunma dostu uygulaması ve kutucuk arayüzü ile Windows 8 dönemiydi.
Windows 8, dokunmatik cihazlar ve geleneksel PC'lerle kullanım için ilk gerçek çok platformlu yazılımdı. Uygulamalar için bir pazar yeri olan Windows mağazasını da içeriyordu. Dokunmatik cihazlar için harika bir sistem olmasına rağmen, geleneksel PC için daha az başarılı görünüyordu. Başlat düğmesi en büyük şikayet oldu. 2013'te Apple MacBook'ta, inç başına 400 piksele sahip ve piyasadaki en ince dizüstü bilgisayarlardan biri olarak taçlanan, devrimsel Retina ekran teknolojisini kullandı. Windows 10, 2015'te piyasaya sürüldü. İlk aylarda sistemini yükseltmek isteyen kullanıcılara ücretsiz olarak sunuldu. Microsoft sınırları zorlayarak sistemi önemli ölçüde geliştirdi. Cortana adlı Apple'ın Siri'sine benzer bir ses sistemi sundu. Sonuç olarak, ilk bilgisayarlar yüceltilmiş mekanik makinelerden başka bir şey değildi. Dizüstü bilgisayarların oluşturulması, ev bilgisayarının sonunu getiriyor gibiydi. Kullanıcılar hantal masa üstüne kıyasla bu cihazların taşınabilirliğini sevdi. Disketten flash sürücüye, Windows 1.0'dan 10'a, Apple 2'den Asus E'ye kadar her konsept, genel olarak PC ve ev bilgisayarını kullanma şeklimizde devrim yapıldı.